أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyle. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyle. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyle. Kıymetli müminler, Rabbimiz Celle Celaluhu Ankebut suresinin ilk ayeti kerimelerinde insanların elhamdülillah biz Müslümanız, iman ettik dedikten sonra imtihana tabi tutulmayacaklarını mı zannederler diyor. Yani sözümüzde elhamdülillah biz Müslümanız dedik, olay bitmiyor. Müslümansak Müslümanca yaşamak lazım. Son nefesimize kadar imtihan devam ettiğine göre imtihan salonundayım demek, tamam imtihandayım demek yetmez. Soruları doğru cevaplandırmak lazım. Herkes imtihan salonuna girdiğini bilir, imtihan için gidenler. Neredesin? Ben imtihan salonundayım. Tamam. Evvela imtihan salonunda olmasını bilmesi lazım kişi. Sonra ne yapması lazım? Soruları başından sonuna kadar doğru cevaplamak için mücadele vermesi lazım. İmtihan salonunda olduğunu bildiği halde sorulara hiç bakmayan netice alabilir mi? Alamaz. Öyleyse ben dünyada imtihandayım, iman ettim Rabbime demek, artık ne halim varsa gör, sana kimse dokunamaz gibi bir yetkiyi elde etmez. Belki tam tersine, ben Müslümanım diyen insan gerçek mi söylüyor yoksa sahtekar mıdır? Bunu ortaya koymak için Cenab-ı Hak Celle Celaluhu değişik imtihanlardan geçirir. Beş vakit namaz bu imtihanlardan birisidir. Ben Allah'a inandım, kudret ve azametine inandım. İnandıysan seni namaza davet ediyor, niye dinlemiyorsun? Dinlemeyen insan şu. Ne yapıyor? Sabah namazı bir imtihandır, öğle namazı bir imtihandır, ikindi akşam yatsı namazı, cuma namazı bir imtihandır. Ben Rabbime iman ettim dedikten sonra Cenab-ı Hak namazla imtihan ediyor, cuma ile bayramla imtihan ediyor, zekatla imtihan ediyor, oruçla imtihan ediyor, haramla, helalle imtihan ediyor. Bazen belalarla, musibetlerle imtihan ediyor. İmandan daha kıymetlisi yoktur. Canımızı veririz, imanımızı vermeyiz. Malımızı veririz, imanımızı vermeyiz. Makamımızı veririz, imanımızı vermeyiz. Çünkü iman hepsinden değerlidir. Biz
sizden önceki insanları, eski ümmetleri, eski milletleri ciddi imtihanlardan geçirdik diyor Allah Celle Celaluhu. Elbette Allah Celle Celaluhu ortaya koyduğu imtihanlar neticesinde kim gerçek Müslümandır, kim sahtedir, gerçek değildir, çakmadır, bunlar ortaya çıkacak. Delilleriyle beraber ortaya çıkacak. Öbür türlü sadece Allah bilir kimin doğru, dürüst olduğunu, kimin sahte olduğunu. Ama Cenab-ı Hak bir takım imtihanlar ortaya koyunca, herkesin göz önünde bu imtihanlar olup bitiyor. Dolayısıyla adam namazını kılıyor mu, kılmıyor mu? Orucunu tutuyor mu, tutmuyor mu? Zekatını veriyor mu, vermiyor mu? İçkiye, kumara, zinaya bulaşıyor mu, bulaşmıyor mu? Bunlar imtihan. Bu imtihanlarda başaramayan, demek ki dürüst değilmiş. Herkes gözüyle beraber bunun dürüst olmadığının şahidi olmuş olur. Kıymetli dostlar, bu ayeti kerimelerden sonra Allah Celle Celaluhu buyurur ki اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اَنْ يَسْبِقُونَ Günaha daldıranlar, harama daldıranlar, Allah'ı dinlemeyenler, Allah'ın farzlarını yok sayanlar, haramlarını cayır cayır işleyenler, onlara bir bela, bir musibet gelmedi diye, biz, Cenab-ı Hak bize bir şey yapamaz, biz onu uyuttuk haşa, efendim, es geçti bizi mi zannederler, diyor Allah Celle Celaluhu. سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ Ne kötü karar veriyorlar. Yani, bir insan yıllarca harama, yıllarca günaha daldırmış olabilir. Yıllarca harama, günaha daldırmış olan bir insanın başına bir bela, bir musibet gelmedi diye, Allah bana tokat vurmadı, öyleyse ben doğru yoldayım, yaptığımın bir sakıncası yoktur diyebilir mi? Asla. Anlatıldığına göre kıymetli dostlar, gavur deyince akla gelen ilk sıradaki gavurlardan birisi de Firavun'dur. Niye Firavun akla gelir? Çünkü Firavun sadece Allah'ı inkar eden birisi değil, ben en büyük Rabbinizim, ilahınızım diyen, kendisini ilah yerine koyan bir dinsiz, imansızdı. Masum ve günahsız çocukları, anasından yeni doğmuş Beni İsrail'in erkek çocuklarını öldürüyor, kendi saltanatı tehlikeye girmesin diye öldürüyor. Yani gavurluğun ve zulmün bundan ötesi yok. Ama kayıtlarda ve kaynaklarda der ki, 70 sene civarında Firavun'un bir kere başı ağırmamış, bir kere dişi ağırmamış. Yani zulmün ve günahın zirvesine çıkmış, Allah'a isyanın zirvesini yapmış. Fakat buna rağmen Cenab-ı Hak ona mülk verdi, saltanat verdi, baş ağrısı, diş ağrısına varıncaya kadar bir sıkıntı vermedi. O da şımardı, şımardı, var mı bana yan bakan demeye başladı. Şimdi 70 sene gibi bir zaman, hiçbir ağrı sancıya bulaşmamış olması, mülk ve saltanatın zirvesinde yükselmiş olması, ağalar, paşalar gibi ömrünü geçirmiş olması, onun doğru yolda olduğunu veya Cenab-ı Hakk'ı haşa aldattığını ifade etmez. Allah bana bir şey yapmaz, bir şey yapamaz, bunu ifade etmez. Ne oldu? Allah Celle Celaluhu sabreder. Allah saburdur, yani ziyade sabredicidir. Allah'ın acelesi yoktur. وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَوَاهُمْ جَهَنَّمٌ Dinsiz ve imansızların uluslararası dolaşması, gezmesi, ticaret yapması, efendim keyif çatması, seni sakın mağrur etmesin. مَتَاعٌ قَلِيلٌ Onlara azıcık bir imkan veriyorum. Ama sonu ne olacak? ثُمَّ مَوَاهُمْ جَهَنَّمٌ Gidecekleri ateştir. Bu bakımdan kıymetli dostlar, Allah Celle ve Aleyh Hazretleri günaha daldıran insanlara, günaha daldırdıkları sebeple
nimetlerini hemen kısayım, bacaklarını kırayım, efendim şu sıkıntıyı, bu sıkıntıyı vereyim demez. Ne yapar? Cenab-ı Hak mühlet verir. Bundan dolayıdır ki, işlemiş olduğumuz günahlar sebebiyle başımıza bir felaket gelmiyor diye bunu Cenab-ı Hak es geçmiştir, görmezlikten gelmiştir manası asla çıkarmamalıyız. Günaha daldırmış, seyyiye, kötü, Allah'ın beğenmediği, Habibi'nin beğenmediği ve Cenab-ı Hakk'ın günah kabul ettiği şeylere bulaşan insanlar, bu günah, bulaştıkları günahlar sebebiyle başlarına bir bela gelmiyor diye biz Cenab-ı Hakk'ı efendim aldattık. Bize bir şey yapmaz, yapamaz, görmüyor bizi gibi akıllarından geçmesin diyor. Sema yahkumun. Böyle söylemiş olmaları, böyle karar vermiş olmaları çok kötü bir karardır. Beni bilmiyorlar, onun için böyle karar veriyorlar. Kıymetli dostlar, her haramın bir bedeli vardır. Her günahın bir bedeli vardır. Ne gibi? Her iyiliğin bir karşılığı olduğu gibi. Çünkü Allah Celle Celaluhu, zerre kadar iyilik yapanların, yaptıkları zerre kadar iyiliğin karşılığını göreceklerini, zerre kadar kötülük yapanların da o kötülüğün karşılığını göreceklerini haber vermektedir. Öyleyse her kötülüğün karşılığı vardır, her iyiliğin de karşılığı vardır. Peki kötülük yapan insanların asıl karşılıkları eğer affedilmeden ahirete göçerlerse, tevbe etmeden ahirete göçerlerse ahirettedir onların cezası. Peki dünyada Cenab-ı Hak cezayı verir mi, vermez mi? İki tane suç vardır. Bu iki tane suçun cezasını Allah hem dünyada verir hem ahirette verir. Sadece ahirete ihmal etmez. Dünyada da verir. Sabreder sabreder eninde sonunda verir. Diğerlerinkinde Cenab-ı Hak acele etmez, ahirete bırakmış olur. Nedir Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu dünyada da cezasını verdiği, ahirete bırakmadığı, sadece ahirete bırakmadığı iki tane suç? Bunlardan bir tanesi zulümdür. Bir insan, insana veya hayvana zulmeder, zalim olursa, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu zalim olan insana ahirete göçmeden dünyadayken zulmünün karşılığında bela ve musibet verir. İkincisi de, bir insan dünyada annesine ve babasına isyan ederse, doğru düzgün evlatlık yapmayıp gönüllerini kırarsa, bunun cezasını da Allah ahirete bırakmadan dünyadayken kendisine verir. Onun için günahlar içerisinde, haramlar içerisinde iki tane haram ve günah hem dünyada bizi perişan eder hem de ahirette bizi perişan eder. Nedir bunlardan bir tanesi? Zulümdür. Zulüm haksızlık demektir. Bu zulmü insan eşine yapabilir, çocuklarına yapabilir, komşusuna yapabilir, başkasına yapabilir, hayvanlara yapabilir. Zulüm haramdır. Ey kullarım! Ben zulmü kendime haram kıldım. Aranızda da onu haram kıldım. Asla zulmetmeyin diyor hadisi kutsi'de Allah Celle ve Ala Hazretleri. Kıymetli dostlar, zulüm biraz önceki ifademde yerini bulduğu gibi insana olduğu gibi hayvana da olur. İnsanlara yapılan zulüm hep düşmana yapılmaz. Bazen insan eşine zulmeder. Bazı kadınlar kocasına zulmeder. Bazı kocalar hanımına zulmeder. Bazı babalar evladına, bazı evlatlar da annesine babasına zulmeder. Zulmü kim yaparsa yapsın, ister baba evladına, ister evlat babasına yapsın. İster kadın kocasına, isterse koca hanımına yapmış olsun. Zulmü kim yaparsa, zulümle kimse abat olmaz. Allah'ın acelesi yok ama eninde sonunda dünyadayken bunun alametleri, belirtileri, cezaları gelmeye başlar.
Yarın ahirette insanoğlu cehenneme girdiğinde, ceza ile boğuştuğunda hangi suçundan dolayı o cezaları çektiğini bilecek. Diyelim ki cehenneme giriyor. Niçin cehenneme giriyor? Faiz yediğinden dolayı. Cehenneme giriyor şu kadar namaz borcundan dolayı. Cehenneme giriyor orucunu tutmadığından dolayı. Cehenneme giriyor bir kediyi açlığından öldürdüğünden dolayı. Bunları bilecek yani. Cehenneme giren, ceza çeken insan hangi cezayı neden dolayı çektiğinin bilecek. Ancak dünyada bir insanın başına bela gelse, musibet gelse hangi günahından dolayı olduğunu bilmez. Onun için dünyada dost düşman karışıktır. Yani kim Cenab-ı Hakk'ın dostudur, kim düşmanıdır bunu bilemez. Efendim başına gelen felaket ve musibet imtihan için mi geldi yoksa bir günahın sebebiyle mi geldi? Bunu da insanoğlu ne yapamıyor? Bilemiyor. Mesela esnafsın, tüccarsın. Birisiyle alışveriş yaptın. Yağlı bir alışveriş yaptın. Adam sana atıyorum verdi 500 bin liralık çek. 3 ay sonrasına, 5 ay sonrasına bir çek verdi sana. Sen de 3 ay sonrasına, 5 ay sonrasına 500 bin liralık çeki alıp da harcayacağın yerlerin hesaplarını yapıyorsun, mutluluğunu paylaşıyorsun. Ona göre de ayağını uzatmaya başlıyorsun. Nasıl olsa 3 ay sonra 500 bin lira gelecek. Sonra gün yaklaşıyor, adam ortalıktan kayboluyor. 500 bin lira batak oldu şimdi. Telefonla ulaşamıyorsun, tanıyanlara bakıyorsun, onlar da ulaşamıyoruz diyorlar. Kısacası bir sıkıntıya girdin. Peki bu sıkıntıya girdin, adam sana zulmetti mi? Etti. Ama burada şunu da düşünmek lazım. Acaba ben nerede bir yanlış yaptım ki Allah bu belalı insanı bana gönderdi? Bu belalı insan buldu da seni mi buldu? Bu kadar milyon insan var İstanbul'da, Türkiye'de. Bula bula seni mi buldu? Bu sahtekar seni mi buldu? Niye seni buldu? Senin burada bir suçun var mı yok mu? İkinizin arasındaki alışverişte suçun olmayabilir. Ama bir başka yerde bir nane yemiş olabilirsin. Allah onun cezasını sana böyle verdi. Atıyorum, 100 bin lira zekat vermen gerekiyor. 100 bin lira çok geldi sana. 5 bin lira, 10 bin lira zekat verdin. Yeter bu kadar dedim. 90 bin lira zekatın üzerine yattın. Allah sana bir tokat çarptı. Bir müşteri, yağlı müşteri gibi geldi sana. Efendim alışveriş, ödemeleri efendim 3 ay sonra, 5 ay sonra yapacağım. Yazdım çekleri, verdi sana. Sen de oh be, iyi bir ticaret yaptık dedin. Adam gitti, malları götürdü. Sonra vakti geldi, saati geldi. Baktın ki çek sahte, karşılıksız. Adam batak, canımı al diyor, yok verecek bir şeyim yok. Peki sen ona güvenerek bir sürü bağlantı kurdun, başkalarına borçlandı. Şimdi ne olacak? Adama kızıyoruz. Vay be, vay be falan diyoruz, kızıyoruz adama. Doğru, adam bize yanlış yapmıştır. Sahtekarlık yapmıştır. Ama burada biz bir şeyi unutmamalıyız. Acaba bu kadar İstanbul'da esnaf var, tüccar var. Bu adam bula bula beni nasıl buldu ya? Beni nasıl buldu? Yani siz bilmediğiniz bir adrese giderken navigasyon kullanıyorsunuz, yazıyorsunuz adresi, tak 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 gidiyorsunuz değil mi? Bu adama senin adresini kim verdi? Bunun navigasyonuna senin adresini kim kodladı? Allah kodladı. Niye sana kodladı? Onun hesabını sen yapacaksın işte. Onun hesabını sen yapacaksın. Tekrar özetliyorum kıymetli dostlar. Allah-u Teala iki tane günahın cezasını sadece ahirete bırakmaz. Ahiretteki cezasına ilaveten dünyada da bunun sıkıntısını insana verir. Birisi nedir? Zulüm. Bu zulmü insan ister hayvana yapsın, ister insana yapsın, insanlardan isterse yakınlarına yapsın, isterse uzaklarına yapsın. Sana bir tokat haksız yere vuran adam sana zulmetmiştir. Sana dost gibi gözükmüyor. Senin düşmanındır. Sen şimdi sana bir tokat vuran düşmanın kabul ettiğin insana iki tokat bir tekme vurabilir misin?
Ya o sana bir tokat vurdu. Sen ona iki tane tokat, bir tane de tekme vurduğun zaman adaleti sağladın mı? Sağlamadın. Adaletin olmadığı yerde ne var? Zulüm var. Fark etmez. İster dostuna, ister düşmanına, ister eşine, ister çocuğuna, ister komşuna, ister yabancı birisine. Zulüm yaptığın zaman bunun karşılığında dünyada bir şey bulacaksın. Otobanın ortasında efendim lastik patladı. Allah Allah, sağlam bir lastik. Neden patladı? Neden patladı? Çivi girmiş olabilir, taş yarmış olabilir. O yoldan geçen binlerce arabadan seninkini nereden buldu ki? Niye seninkini buldu? Nasıl oldu? Bu tesadüf müdür? Sana göre tesadüftür. Perde arkasında efendim ya ananın babanın kalbini kırdın, evlatlık yapmadın, beklentilerini doğru düzgün sana yakışır bir şekilde yerine getirmedin veyahut da birisine haksızlık ve zulüm yaptın, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu zulmün karşılığını mutlaka dünyada verir. Efendim, bir de anneye babaya isyanın karşılığını verir. Bana şöyle bir insan gösteremezsiniz. Dünyadayken anasının canını sıktı, babasının canını sıktı ama kendisi mutlu olarak yaşadı hayatta. Bunu bulamazsınız. Mutlaka bir yerde patlak verir, çatlak verir, damadından, gelininden, oğlundan, kızından, komşusundan, müşterisinden bir yerden efendim Allah Celle Celaluhu onun canını sıkacak, dişlerini çürütecek, saçlarını dökecek. Stres ve bunalıma sokarım. Anana dünyayı dar getirirsen Allah da sana dünyayı dar getirir. Babana dünyayı dar getirirsen Allah da sana dünyayı dar getirir. Bu budur. Şimdi kıymetli dostlar, bu iki tane suçun, günahın cezasını Allah Celle Celaluhu ahirette vereceği cezaya ilaveten dünyadayken de sinyallerini gösterir. Ama bunun dışındaki günahlara gelince, bu ikisinin dışındaki günahlara gelince bir insan gavur olabilir. Gavur olduğu halde dünyada varlık içerisinde yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Başı dişi ağrımadan sağlıklı yaşayabilir mi? Yaşayabilir. İmkanları çok olabilir mi? Olabilir. Şimdi isyana daldırmış, namaz yok, oruç yok, zekat yok, efendim haramlar çok. Fakat başına bela gelmiyor, musibet gelmiyor. Öbür adam namaz kılıyor, orucunu tutuyor, sıkıntıdan kurtulamıyor. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, günahlara daldırdığı halde, haramlara daldırdığı halde, başına bela musibet gelmeyen kişi, ya biz yaptıklarımızı beleşten yedik, baksana Allah bize bir bela vermediğine göre bu işi sıyırdık zannetmesin diyor. سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ Bu çok kötü bir karardır. Asla biz yapılanları unutmayız ve de ihmal etmeyiz. Zerre miktarı iyilikler ve zerre kadar kötülükler karşılıksız kalmayacaktır. Daha önce değişik zamanlarda örneğini vermiştim. Hatırıma geldiği için paylaşıp hemen ayet-i kerimenin devamına geçeceğim. Eski dostlarımızdan birisiyle bir yakınının cenazesine gitmiştik şehirler arası. Arkadaşımızın babası yaşlı pirifani birisiydi. Dedi ki, o cenazesine gittiğiniz benim yakınım, yakında birkaç kere kendisini ziyaret ettim. Kendisini ziyaret ettiğimde ağrılar, sancılar içerisinde kıvranıyordu. Arkadaşın babası anlatıyor. Ağrılar, sancılar içerisinde kıvranırken böyle elini uzatıyor, ayağını da böyle uzatıyor, ağrıdan, sancıdan topluyor. Tekrar böyle elini uzatıyor, gözünü yumuyor, ayağını uzatıyordu. Bu manzara uzun süre kendisine son nefeslerinde, son zamanlarında devam etti dedi arkadaşın babası. Ben dedi onun bu manzarasını gördüğümde hayvan avlardı.
avladığı hayvan, affedersiniz, yaralı bir şekilde gölün içerisine, suyun içerisine girdiğinde oradan çıkamayan o hayvan boğula boğular ruhunu teslim ederdi, ölürdü. O hayvan boğulurken aynen onun yaptığı gibi yapardı. Suyu yuttukça çıkamıyor dışarı, böyle ayağını uzatır, kafasını geriyordu. Son nefesindeki haleti, ruhiyesi, tavır ve davranışları onun o hayvanlarla olan manzarasıyla aynen idi. Çünkü o manzarayı da biliyordum, bu manzarayı da gördüm dedi. Anlatabildim mi acaba? Yani bir insan hayvana da zulmetmiş olsa eninde sonunda ölmeden önce başına gelir, gelecek olan gelir. Ya öyle gelir ya böyle gelir, başka türlü gelir, fark etmez. Ama bunun dışında efendim adam namazını kılmadı, orucunu tutmadı, zekatını vermedi. Cenab-ı Hak bunların cezasını dünyada verir mi, vermez mi? مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّيَّةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Yani başına bir iyilik ve güzellik gelirse Cenab-ı Hakk'ın lütfudur. Başına bir musibet gelirse kendi günah işlediğin günahlardan kaynaklanmaktadır diyor. Ancak bu günahların cezasını mutlaka dünyada veririm demiyor. Verir de vermez. O Cenab-ı Hakk'ın meşiyetine kalmış, dilemesine kalmıştır. Şimdi bir insan İşlemiş olduğu günahlar sebebiyle başına bir felaket, musibet gelmiyor diye Allah bizi es geçti, biz bundan sıyırdık demesin diyor Cenab-ı Hak. Hayır, asla öyle olmaz. سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ Böyle karar verenler çok kötü karar vermişlerdir. مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَآتِ Kullarım, ben size bakıyorum diyor Allah Celle Celaluhu. Sizden sadece hesabı çalışmak, para kazanmak, emekli olmak ve rahat yaşamak olan vardır. Bir kısmı da dünyada yaşıyorum ama ben dünya için yaşamıyorum. Ebedi hayatım, sonsuz hayatım ahirettir. Orada ben diriltileceğim, Allah'ımın huzuruna çıkıp yaptıklarımın hesabını vereceğim. O umutla yaşıyor. Yani çalışayım, para kazanayım, emekli olayım, maaşım çok olsun, villam olsun, imkanlarım çok olsun, gel keyfim, gel yapayım. Hepsi bundan ibaret olan bir anlayış var. Bir de bunlar ne ki? Dünya hayatı fanidir. Bunlar olsa da olmasa da ebedi ahiret vardır. Asıl ben orası için varım burada. Asıl orası için varım burada. Öyleyse ben Allah'ın huzuruna çıkacağım. Yaptıklarımın, yediklerimin, İçtiklerimin, kazandıklarımın, harcadıklarımın, konuştuklarımın, seyrettiklerimin, dinlediklerimin hesabını mutlaka vereceğim. Ahkemul hakimin olan Allah'a hesabımı vereceğim. İki türlü yaşayanlar vardır. Ben ikisini de biliyorum diyor Allah Celle Celaluhu. Men kâne yercû liqâ Allah. Her kim hayatta var olmanın sebebini Allah'ın huzuruna çıkıp hesabını vermek olarak bilenleri ben biliyorum. Onların duydukları, düşündükleri ve inandıkları yakında gerçekleşecektir. Yani Allah'ın tayin etmiş olduğu ecel süre tamamlanacaktır. Hem bize tayin ettiği ecel var, hem de dünyaya tayin ettiği bir ecel var. Bugüne kadar ölenler eceli gelenlerdir. Bugün ölenler de eceli gelmiş olanlardır. Bu saatten sonra ölecekler de eceli gelecek olanlardır. Sen de ben de saatimiz hangi güne kurulmuş ise, hangi dakikasına kurulmuş ise o saat, o dakika geldiği zaman nasıl ki telefonları kuruyoruz. Efendim 7.35 diyorsun. 7.34'te çalıyor mu? Çalmıyor. Ne zaman çalıyor? 7.35 dediysen tak 7.35 olunca çalıyor. Senin de ecel saatin kurulmuştur. Günü, senesi, ayı, günü, saati, dakikası, saniyesi kurulmuştur. O sene, o ay, o hafta, o gün, o saat, o dakika gelince kimse sana engel olamaz. Kimse sana engel olamaz. Ecel gelmiştir, olay bitmiştir. Aynı şekilde kıymetli dostlar, bir de dünyanın eceli vardır.
Dünyanın da eceli, onun da Allah tarafından tayin edildiği senesi vardır, ayı vardır, günü vardır, saati vardır, dakikası vardır. O gerçekleştiğinde dünyanın da ömrü bitmiş olacaktır. Ve huve semi'ul alim. Her şeyi işiten, her şeyi bilen yalnız ve yalnız Allah'tır Celle Celaluhu. Yani kullarım, sizin hayatınızın akışı içerisinde neler var, neler yok, bütün teferruatıyla beraber bilen benim. Ne dediğinizi, ne konuştuğunuzu, hepsini duyan da benim. Dolayısıyla bana kavuşma umudu içerisinde olup, hayatını haram ve helal kriterlerine uyarak tanzim eden insanların bu hassasiyetinin karşılığını ben vereceğim. Adeta hayatında Allah yokmuş gibi yaşayanlar, onlar da hayatın hesabını verecek. Kıymetli dostlar, sadece ve sadece siz kardeşlerime ve dostlarıma yardımcı olmak maksadıyla tepeden tırnağa kadar iyi niyetle söylüyorum. Beni lütfen siz de iyi niyetle dinleyin. Biz sizinle camide buluşmuş, namazda kucaklaşmış ve Allah yolunda tanışmış insanlarız. Biz birbirimizin hasmı değiliz, efendim düşmanı değiliz. Belki en çok dost olması gereken bizleriz. Camideki insanlar, Allah yolunda buluşan insanlarız. Dolayısıyla hiçbir insana taariz, hiçbir insana efendim taayip niyetiyle, ayıplamak niyetiyle asla değil, sadece kardeşlik duygularının gereği olarak sizinle paylaşıyorum. Müslüman kardeşlerimizin düğün davetleri olur, davetine gideriz. Veya davet olmadan bir düğün yapılan alanın efendim yanından geçeriz. İnanın ki kıymetli Müslüman kardeşlerim, adeta düğünleri gördüğümüz zaman birçoğunda adı Ayşe, Zeynep, Fatıma gibi Müslüman adı taşıyan ve gerçekten de aslında Müslüman olanların tamamen çığırdan çıktığını, açılmakta ve saçılmakta birbirleriyle yarış yaptıklarını, haramın böylesine meşru hale geldiği, anaların, babaların, hatta kocaların bile buna gönülden razı olduğu ortamı görünce, inan ki ülkemizin geleceği adına ve biz insanlarımızın, bilhassa yeni yetişecek olan kızlarımızın, yeni yetişecek olan neslin geleceği adına ciddi umutsuzluklar meydana geliyor. O kadınları gören kız, böylesine açılmış ve saçılmış, açılmakta yarış yapan, bu kadınların bu manzarasını gördüğümüzde, küçük çocuklarımız, kızlarımız bunları gördüğünde ne yapacaklardır? Nasıl bir kadın profili, Ayşe, Fatıma, Zeynep profili nasıl oluşturacaklardır? Kardeşler, Allah var mıdır, yok mudur? Allah vardır ama yok gibi bunu nasıl kabul edersin? Vardır ama bana karışmaz. Nasıl karışmaz ya? Var mı böyle bir şey? İçki masasında oturanların adı Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin değil midir? Osman, Ebu Bekir değil midir? Peki bu insanlar, Müslüman oğlu Müslüman olan bu insanlar, o kadehi eline aldığı zaman Allah'ı yok mu kabul ediyor? Sorsan Allah var mıdır? Vardır. Varsa sen bunu niye yok kabul ediyorsun? Sen polisin gözü önünde kırmızı ışıktan geçebiliyor musun? Çevirmenin olduğunu gördüğün, bildiğin yerde istediğin hızı yapabiliyor musun? Polisi görüyorsun, radarı görüyorsun, tedbirini almıyor musun? Allah'ın varlığına inandığın halde kadehi eline nasıl alıyorsun? Var olan Allah'ı yok gibi nasıl kabul ediyorsun? İnandığın Allah'ı nasıl yok kabul ediyorsun? Bunun bir hesabı olmayacak mı? Bunun bir faturası gelmeyecek mi? Elbette faturası gelecektir. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاَاتِ Allah'ın tayin ettiği ecel elbette gelecektir. Ecel geldikten sonra ne olacak? Eller kollar bağlanacak. Poşetlenip mezara konacak insanoğlu. Yolculuk başlayacak. Artık imtihan süresi bitmiştir. Şimdi hesap vakti gelmiştir. Kabirde başlıyor. Allah önce münker ve nekir meleklerini gönderiyor. Ahkemül hakimin olan Allah'ın hesabı daha sonra.
Münker ve Nekir melekleri kimin adına geliyor? Allah adına geliyor. Hesapları sormaya başlıyor. Kabir ya cennet bahçesi oluyor veya cehennem çukuru oluyor. Kıymetli dostlar, bir sonraki ayeti kelimeye geçiyorum. وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ Bu dünyada şu ilkeyi unutmayalım kardeşler. Şu ilkeyi unutmayalım. Bizi cennete götürecek olan ameller, namazdı, abdest, cumaydı, bayram, kurbandı, zekat, haçtı, oruçtu. Bizi cennete götürecek olan ameller, nefsin hoşuna gitmeyen şeylerdir. Normalde insanın canını sevmediği şeylerdir. Sabah kalkacaksın, gece kalkacaksın, abdest alacaksın, uykunu böleceksin, güneşten önce namaz kılacaksın, gel. Öğlende herkes oyunda, oynaştayken, yemekteyken, istirahattayken sen kalkacaksın, abdest alacaksın, namaz. Hepsi böyledir. Orucu, zekatı vesairesi. İnsanın canının hoşuna gitmeyen şeylerdir. İnsanı cehenneme götüren şeyler de insanın nefsinin istediği şeylerdir. Danstı, sazdı, cazdı, faizdi, yalandı, talandı. Bunlar da insanın canını sevdiği şeylerdir. Allah Celle ve Aleyh Hazretleri cenneti yarattığı zaman Cebrail Aleyhisselam'a dedi ki, ya Cebrail ben bir cennet yarattım, bir gör bakalım. Cebrail Aleyhisselam cenneti görünce Allah'ım dedi, bu cenneti hangi kulların için yarattıysam bunu bilip de buraya gelmeyen bir tane olmaz. Bunun güzelliklerini duysun, herkes buraya gelir, bir tane firesi olmaz. Ondan sonra Allah Celle Celaluhu, ya Cebrail bir de cehennem yarattım, bir de onu gör der. Cebrail Aleyhisselam cehennemi görür. Ya Rabbi bu cehennemin, bu korkunç manzarasını gören kullarından hiçbirisi buraya talip olmaz. Kimse gelmez buraya der. Allah Celle Celaluhu, Cebrail Aleyhisselam'a bir daha cenneti ziyaret etmesini emreder. Bu sefer Allah Celle Celaluhu cennetin etrafına insanı cennete götürecek amelleri yerleştirir. Abdest, namaz, oruç, dürüstlük, zekat, hac, iyilik, güzel ahlak, bunları yerleştirir. Bunları yerleştirdiğinde Cebrail Aleyhisselam bu manzarayı gördüğünde Allah'ım cennetin talipleri azalmıştır der. Çünkü bir insan bir kere namaz kılmakla gitmiyor cennete, değil mi? Ömür boyu buna devam edecek. Bir cuma ile beraber bunu kazanmıyor. Ömür boyu devam edecek. Orucu öyle, dürüstlük öyle, zekatı öyle, haccı öyle, anaya babaya itaati öyle. Dedi ki Allah'ım cennete girenlerin sayısı azalacaktır. Git bir daha cehennemi ziyaret et der. Bir de bakar ki cehennemin etrafında hep insanın canının istediği şeyler var. Dans var, saz var, caz var, kumar var, eğlence var, içki var, kadeh var, aşıklık var, saçıklık var, zina var, fuhuş var, manita var. Var işte var. Allah'ım dedi. Cehenneme gitmeyeceklerin sayısı azalmıştır. Yani haddi zatında cehennemi insan bildiğinde eğer cehenneme götürecek olan şeyler insanın canını istediği şeyler olmasaydı kimse cehenneme girmez. Ya kardeşim bir insan cehenneme nasıl razı olabilir ki? Yakalım mumu, elimizi parmağımızı tutalım ateşe. Ne kadar dayanabilir? Hemen Allah çekeriz elimizi geriye. Ya bir saniye dayanamıyoruz. Ama Allah söz veriyor. Yakacağım diyor, yakacağım diyor. Yalan mı söylüyor haşa? Cehennemi niçin yaratmış? Bir takım insanları ateşle cezalandırmak için. Ya Allah yalan söylemez haşa. Öyleyse her haram ateştir. Şimdi diyor ki ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu. وَمَنْ جَاهَدَى Cennete girmek mi istiyorsun? Mücadele vereceksin kardeşim. Nefsini ayağın altına alıp çiğneyeceksin, çiğneyeceksin. Canın istediği halde harama hayır diyeceksin. Hayır diyeceksin. Olmaz. Ben Rabbimi darıltamam diyeceksin. Kızdıramam Allah. Yok öyle bir cesaretim. Ateşi cesaretim yoktur diyeceksin. Bu bir mücadele meselesi. Açıklık, saçıklık, fuhuş. Davet edebilir seni. Nefsinin arzu ettiği bir kadın seni zinaya davet edebilir. Bu senin sekreterin de olabilir. Beraber çalıştığın iş yerindeki arkadaşın da olabilir. Ateş, ateş. Ateş nedir? Ateşe davet edilmek neyse haramı böylesine kabul edeceksin. Burada bir cehd-ü gayret koyacaksın ortaya. Performansını ortaya koyacaksın. Hangi? İman performansını ortaya koyacaksın. وَمَنْ جَاهَدَ Böyle bir mücadele verirsen فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ Sen kendini kurtarmak için çalışıyorsun demektir. Kendi menfaatin için çalışıyorsun.
Haydi yuları salıverdin. Akıntıya kaptırdın kendini. Harama doğru koştun. Sen harama değil, ateşe koşuyorsun. Ateşe koşuyorsun. وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ Mücadeleyi veren, kendi menfaati için, kendini ateşten kurtarmak için, kabir azabından kurtarmak için, yarın rezil olmaktan kurtulmak için mücadele vermiş olur. فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيُنَا عَنِ الْعَالَمِينَ Kardeşler, ezan-ı Muhammed'i okunmuştu. Şöyle bitireyim cümlemi. Geçtiğimiz cumadan bugüne kadar, 5 vakit namazını kılan kardeşlerimiz, 150 vakit namaz kılmışlardır. 5 vakit üzerinden, efendim, bugüne kadar. 135 vakit namaz kılmışlardır. 35 vakit namaz. Geçtiğimiz cumadan bu cumaya kadar da, sadece cumayı kılan kardeşlerimiz, bir cuma kılmış oldular. Şimdi birisi 35 vakit namaz kılmış, Allahu Ekber'e hayya ala salâ daha icabet etmiş, birisi de cumaya icabet etmiş. 1 vakit namaz kılmış. Şimdi 35 mücadelesini veren ne için vermiş? 1 mücadelesini veren ne için mücadele vermiştir? Elbette cumayı kılan, cumayı kılmayan insana göre bir adım ileridedir. Ama sadece cumayı kılan kardeşime diyorum ki, ey kardeşim, ey kardeşim, aklın başında hesabını, karını, zararını çok iyi bilirsin sen. Niye cumayı kılıyorsun? Allah'ın emridir diye kılıyorsun. Karşılığında bir şey bekliyor musun? Bekliyorum hocam. Peki soruyorum sana. Bir haftada 35 vakit namaz kılan kardeşin de senin inandığın Allah'a inanıyor. Senin inandığın dine, kitaba inanıyor. O avanaklık mı yapmış 35 yapmakla? Lüks mü yapmış? Yoksa gereğini mi yapmış? Eğer gereğini yaptıysa gel sen de gereğini yap. Hocam haklısın. Haklısın ama alacağın yok değil. Haklıysam kardeşim bu işin sonunda bir faturası var. Gel ya ne olursun. Bugün buna karar vermezsen yarın veremezsin. Senin kararını Azrail aleyhisselam verir, sen karar veremezsin. Sonra eyvah dersin, kar etmez. Ne mani var söyler misin bana? Nefsi emmareden başka ne mani var? Allah'ım ne emredersen baş üstüne demene ne mani var? Hiçbir mani yoktur. Sadece nefis ve şeytan manidir. Kardeşim, bilmiyor musun ki Adem aleyhisselamı cennetten çıkaran şeytandır. İnsanı cehenneme sokan şeytan ve nefistir. Eğer sen ve ben nefsimin ve şeytanın yularına, yularımızı bağlarsak bizi götüreceği yer felakettir. Onun için gel. وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ Mücadele veren kendini kurtarmak için mücadele verir. Allah'ın hiçbirinize ihtiyacı yok diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Rabbim her birimizi ölürken son nefesini teslim ederken tertemiz bir defterle amel defteriyle huzuruna varabilmeye muvaffak eylesin. Bizleri dünyada gülüp ahirette ağlayanlardan eylemesin. Dünyada tıkır yerinde ama ölümle beraber felaket bir sıkıntıyla karşı karşıya kalanlardan eylemesin. Yüce Rabbim dünyada zengin ahirette fakir olanlardan eylemesin. Kendi kendini aldatıp kendini bir şey zanneden öldüğü zaman hiçbir şey olmadığını ve şeytanın avenesi içerisinde köleleri arasında ağlayan, feryat edenlerden olduğunu görmekten de bizi, eşlerimizi, çocuklarımızı, bütün kardeşlerimizi muhafaza eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun.